Değerli üreticilerimiz merhaba. Ben Furkan Pınarbaşı. Aydın Muğla bölgesinde satış ve teknik destek mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün Muğla Yatağan Madenler Mahallesi'ndeyiz. Üreticimiz Önder Sarı. Önder abi seni kısaca tanıyabilir miyiz? İyi günler. İyi günler. Muğla Yatağan Madenler Mahallesi'nden ismim Önder Sarı. Mısır üreticisiyim. Aynı zamanda hayvancıyız. Evet. Ortalama kaç dekarlık bir alanda üretim yapıyorsun abi? 100-120 dekar bir alanda mısır üretim yapıyoruz. Evet. Bugüne kadar abi genelde tercih ettiğiniz çeşit hangi çeşit oldu? May tohumda. May Hido üzerinde devamlı çalışıyorduk. Bu sene bu tohumu... Yeni çeşidimiz M18S84'ü. Yani M18'i ektik. Gayet de başarılı bir yıl oldu bizim için. Sonucunu hayvanlarımız yedirince göreceğiz. Abi Hido'yu tercih etmendeki neden neydi bu zamana kadar? Hido daha hayvanlarda süt verimini biraz daha arttırıyor. Hayvanlarda hazım olayını biraz daha rahat yapıyor. Bunun için Hido tercih ediyoruz. Hayvana yarayışlı olduğu için evet, Hido tercihimizdi. Evet. Bu sene M18S84 çeşidinde Önder abimiz de denemesini kurmuştuk. Ekim tarihimiz neydi abi tarlada? 7 Temmuz. 7 Temmuz. Buğday arkasıdır 7 Temmuz. Buğday arkası ektik. Bugün günlerden 20 Ekim. Ortalama 100. günündeyiz tarlamızda. Çeşide baktığımız zaman Önder abi senin gözlemin ne oldu M18S84 çeşidinde? Sömek yapısı ve boyuyla. Sömek yapısı ve boyuyla şu anda beni tatmin ediyor. İnşallah silajı yapınca, hayvanları yedirince biraz daha rahat bir pozisyon olur. Evet. Çeşidimizin uç doldurması da görüldüğü üzere. Evet. Şu şekilde. Aynı zamanda boyuyla da öne çıkan bir çeşit. Aynı zamanda Önder abi bu sene yıldan kaynaklı çok sıkıntılar yaşadık. Evet. Yatağan bölgesinde. Evet, evet. Çok sıkıntılı bir yıl olmasına rağmen boy ve sömek konusunda da üzmediğini yine söylüyorsun abi. Sizler de M18S84 ve diğer çeşitlerimiz hakkında bilgi almak için may.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz.